Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa arşivden nasıl yararlanılır onu anlatacağım. Biliyorsunuz devlet arşivlerinde değişik tasnif sistemleri var ve biz aradığımız belgeyi rahatlıkla bulabilmemiz için bu tasnif sistemlerini de iyi bilmemiz gerekiyor. Daha önceki derslerimizde Cevdet tasnifinden, Alemiri tasnifinden, İbnül Emin tasnifinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de kısmet olursa Yıldız evrakından, Yıldız tasnifinden bahsedeceğiz. Çünkü bu da önemli. Peki Yıldız evrakı ya da Yıldız tasnifi arkadaşlar hemen şurada gösterelim. Yıldız Sarayı arşiv defterleri. Arkadaşlar 2. Abdülhamit gerçekten uzun bir saltanat sürmüş. 33 yıl. Abdülhamid'in bu 33 yıllık saltanatı sırasında arkadaşlar özellikle birçok yerden Abdülhamid için jurnaller gelmiştir. Yani 1876-1909 yılları arasında birçok belge, defter, gazeteler birikmiştir. Peki bu gazeteler vesaire nereden? Abdülhamid özellikle yurt dışını çok fazla takip etmiş. Yurt dışından gelen haberlere fazla itibar ettiği için arkadaşlar birçok alanda Abdülhamid yurt dışından takipte bulunduğu için Yıldız Sarayı'nda ciddi bir belge birikimi olmuş. Bu belge birikimi de özellikle Yıldız'da saklanmış, muhafaza edilmiş. Abdülhamid bu belgelerle bizzat arkadaşlar ilgilenmiştir. Peki belgeler nelerle ilgilidir diye bakacak olursak arkadaşlar, belgeler idari, iktisadi, mali, askeri, harici işlerde özellikle çok fazla olmuş. Padişah kendine sadık, güvendiği insanları bu kalemlerde, emin ve sadık kişileri bu kalemlerde tutmuş ve sarayın birçok devlet dairesiyle irtibatını biri baş katip, biri birinci katip ve 25 katipten oluşan Mabeyn baş katipliğinde tutmuştur. Abdülhamid haberlerden yurt dışındaki veya yurt içindeki haberlerden anında haberdar edilmek istemiş. Her meseleye ciddi bir dikkatle eğilmiş ve herkesin düşüncesini, fikrini ve halini öğrenmek istemiş. Bunun için de arkadaşlar ciddi bir jurnal teşkilatı kurmuş ve bu jurnallerden gelen belgeleri dikkatle incelemiş, itina ile muhafaza etmiştir. Bu sebepten arkadaşlar Yıldız Sarayı'nda büyük bir arşiv oluşmuştur. Abdülhamid 1909'da tahttan indirildiğinde Yıldız Sarayı'nda özellikle Harekat Ordusu kumandanı biliyorsunuz Mahmut Şevket Paşa'yı bilmeyenimiz yoktur. Mahmut Şevket Paşa'yı bilmeyenimiz yoktur. Mahmut Şevket Paşa bu arşivi tasfiye ettirmiş. Yıldız evrakını da bugünkü İstanbul Üniversitesi olan yere Harbiye, o zamanki Harbiye Nezaretine göndermiş. Şimdi buraya gelen bu belgeleri içinde ne var ne yok incelemek istediklerinde de arkadaşlar hemen bir komisyon kurulmuş. Tetkiki Evrak Komisyonu. Bu komisyon buraları bu belgeleri incelemiş. Kitap, albüm, jurnalleri ayırmış. Geriye kalan tüm resmi, bakın jurnalleri vesaire ayırdıktan sonra biliyorsunuz Osmanlı Devleti arşive
Arşivin ismi nedir Osmanlı Devleti'nde? Hazine-i Evra. Yani kağıtların, evrakların, varakların hazinesi. İşte bunun içinde resmi belgeleri Hazine-i Evrak'a göndermiştir. Peki kitaplar nereye verilmiş? Kitaplar Marif-i Umumiye'ye, yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiş. Ve bu kitaplar bugün İstanbul Üniversitesi'ndedir arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nin kitabında, kütüphanesindedir. Jurnaller de arkadaşlar, hani bu bunu yaptı, şu şunu yaptı, İttihat Terakki vesaire gibisinden ne olmuştur arkadaşlar? Yakılarak imha olunmuştur jurnaller. Neden jurnaller yakılarak imha olunmuştur diye soracak olursanız arkadaşlar, şöyle bir anı hatırlatırlar. Herkes özellikle şöyle bir şey yapmışlar. Nasıl bir şey yapmışlar onu söyleyelim. Abdülhamid'e gelen jurnaller, herkes birbirini jurnallemiş, herkes birbirini ispiyonlamış. İttihat Terakki'de bile yer alanlar birbirlerinin arkasından Yıldız Sarayı'na şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor diye herkes birbirinin kuyusunu kazmış ve işte Abdülhamid tahttan indirildiğinde bu jurnalleri okumaya başladıklarında herkes birbirine düşmeye başlayınca demişler ki biz bunu okumayalım, hepsini tamamıyla yakalım diye bir rivayet var. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, onu da kamuoyunun takdirine bırakalım. Peki Yıldız Arşivi nelerden oluşuyor? Maruzat defterleri ve Yıldız Tasnifi defterleri diye iki ayrı defterden oluşuyor arkadaşlar. Bu defterler Y, Mereze D diye geçer ve yaklaşık bir defter ile 15.898 tane defterden oluşuyor. Toplam defter sayısı 15.898. Kodumuz neydi? Bir de ben buraya yazayım. Yıldız.mrz.d. Ne demek? Yıldız maruzat defteri. Peki Yıldız'a ait esas defterlerde neler var arkadaşlar? Onu da burada görüyoruz. Yaklaşık 1215 defterdir bu. O da bakın şöyle Y Yıldız esas defterleri. Peki Yıldız Yıldız esas evrakı defteri, yani şu, kaç defterden oluşuyor? 1215 diye yazmıştık buraya, bakın şuraya 1215. Peki bu defterler nelerdir? Arkadaşlar bu da tek tek, sağ olsun devlet arşivleri bunu tasdif etmiş, 5 adet defter maruzat kayıt defteridir. Yaklaşık 6 ile 138 arasında, yani 132-133 tane defter tezkirelerin ve irada hülasaların kaydına mahsus defter bakın. Onun dışında yaklaşık 26-27 defter hülasa defteri, yaklaşık 4-5 tane defter bu şekilde ve bu şekilde arkadaşlar bakın. Mesela kanunlarla ilgili defter, istatistik defterleri, tercümeler, işte padişaha takdim edilen yazılar vesaireler, bunların hepsi Yıldız esas defteri diye bakın. Nedir? Yıldız esas evrakı defteri. Şimdi biz bunu uygulamalı olarak gelin bir de arşivde görelim, devlet arşivlerinde. Google'a devlet arşivleri diye yazdığımda ve tıkladığımda arkadaşlar karşımıza Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv Başkanlığı çıkar.
Karşımıza Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv Başkanlığı çıktığında arkadaşlar, tabi şu sıralar biliyorsunuz korona denilen bir virüs salgınıyla karşı karşıya olduğumuzda hemen karşımıza korona virüs sebebiyle de Cumhurbaşkanlığı'nın bir yardım kampanyası, biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyası ve burada banka hesap numaralarını görüyoruz. Burayı atladıktan hemen sonra da arkadaşlar karşımıza bu link geliyor. Bu linkte şurada bakın belge tarama sistemi var. Belge tarama sistemine tıkladığımda karşıma gelen yer arkadaşlar, belge tarama sisteminde karşıma gelen yer şurası bakın. Buraya zaten daha önceden üye oluyoruz biliyorsunuz. Üye olduktan sonra giriş yapıyoruz. İsterseniz e-devlet şifrenizde de arkadaşlar buraya giriş yapabilirsiniz. Bakın hesabınız yoksa üye olunuz diye bir not var. Buraya da tıkladığımızda üye olabiliriz. İşte buraya tıkladığımızda arkadaşlar hemen belge tarama sistemine giriş yaparız. Nereye? Belge tarama sistemine giriş yapıyoruz. Buraya arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bakın arşivler diyor. Biz de hemen buradaki arşivler kısmına tıklıyoruz. Burada karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Birisi Cumhuriyet Arşivi, diğeri Osmanlı Arşivi, diğeri Türk Diplomatik Arşivi. Biz bize gerek olan Osmanlı Arşivine tıklıyoruz arkadaşlar. Osmanlı Arşivine tıkladığımızda bakın ne geldi karşımıza? Arşiv türüne tıkladık Osmanlı Arşivi. Burada da bir seçenek açıldı. Fon. Burada tarih var. Eğer araştırmanız hangi tarihte yapacaksınız o tarihleri girebilirsiniz. Ama şart da değil. Burada da kod seçiniz diyor. Buraya da isterseniz bir anahtar kelime yazabiliyorsunuz. Biz Yıldız Sarayı arşivine gireceğimiz için, Yıldız Sarayı belgelerini araştıracağımız için fon seç kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Fon seç. Birincisi arşiv seçiyoruz. İkincisi fon seçiyoruz. Fonumuzda yıldızı bulacağız. Hemen tıklayalım. Y harfine bastığımda bakın Y harfine tıkladım. Yıldız geldi. Gördük mü? Gördük. Yıldız'a tıklıyorum. Evet arkadaşlar yıldız'a tıkladığımda Yıldız Sarayı arşivine tıkladığımda bakın yine bir fon set çıktı. Çünkü bu da az önce şurada gösterdiğim gibi kendi arasında değişik fonlara ayrılıyor. Görüyorsunuz bir sürü fon var. Şimdi biz o fonları bulabilmek için tekrar bir fon set seçeneğine tıklıyoruz. Peki neyi istiyorum? Yıldız A hususi. Ne demek? Hususi maruza. Yıldız A resmi. Ne demek? Resmi maruza. Yıldız EE esas evrakı az önce söylemiştim. Yıldız EE D yıldız esas evrakı defterleri. Buraya tıkladığımda az önce size sayısını gösterdiğim dünya kadar defter çıkmıştı karşımıza. Buraya çıktığımızda Kamil Paşa evrakı. Buraya bu şekilde arkadaşlar yıldız bakın askeri maruzat, arzuhal jurnalleri var. Zabitiye nezareti var, umumi var, teşrifat var. Bakın burada PRK perakende demek. Yıldız'ın perakende evrakı yani çeşitli değişik bir kategoriye girdirilememiş farklı farklı evraklara PRK demişler. Bakın yıldız.prk mabeyn cetvelleri bakın. YPRK MBC ne demek? Bakın yazalım onu bir. Y nokta PRK nokta MBC. Ne demek arkadaşlar bu? Bakın tekrar gösterelim. Yıldız perakende
yıldız, perakende, bakın MBC, mabeyn cetvelleri. Ne diyoruz o zaman? Yıldız, perakende, mabeyn cetvelleri. Biliyorsunuz yıldızın y'si, değil mi arkadaşlar? Şöyle bir çıkartalım bunu. Yıldızın y'si bu. Perakendenin p'si, perakendenin prk'si bu. Mabeynin m'si bu. B'si de aynı şekilde. Cetvelinde C'si bu arkadaşlar. Yıldız, perakende, mabeyin cetveli. İşte arkadaşlar burada bunu bulmak, görmek yetmiyor. Aynı zamanda bakın yıldız esas evrak defterine girdik. Burada yıldız esas evrak defterinde neredeydi o? Bakın burası. Yaklaşık 1215 tane defter var. O halde şuraya araştırmayı hangi defterde yapacak isek, defter no'unu seç dediğimizde bize bir kutucuk daha çıkacak ve biz o kutucuğa da arkadaşlar defter numarasını yazacağız. Bu kutucuğa defter numarasını bakın çıktı. Diyelim ki 15 numaralı defteri yazdık. Neler var 15 numaralı defterde? Hemen karşımıza 15 numaralı defter çıktı. Gördünüz gibi. Bakın. Yine vasıtalık yapan doktor konusuyla görüşmesini ve diğer ajanlara verilecek paralar hakkında. Bakın ajanlara verilecek paralar hakkında. Beyoğlu Mutasarrıfı Arif'in jurnali. Bilmem neyin jurnali. Bilmem neyin yazısı falan 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 diye. Abdülhamid'e ait, Abdülhamid dönemine ait, yani Abdülhamid'in dönemi belki de en hızlı tasdif edilen arşivlerden bir tanesidir, evraklardan bir tanesidir. O da çok renkli bir arşivin olması, herkes hakkında neredeyse 3 aşağı 5 yukarı bilgiler olması. Bakın şifreler, telgraflar vesaire Abdülhamid döneminde oldukça fazla jurnal var arkadaşlar. Bakın. Burada yine bir jurnali görüyoruz. İsmi açıklamayan bir zatın Mithat Paşa'yı zımmen övdüğüne dair Yaverağan'dan İbrahim Paşa'nın jurnali. İnsanlar kendi arasında konuşurken Mithat Paşa'yı övmüş ve bu direkt Abdülhamid'e gammazlanmış. Sultan Abdülhamid ne yapmış? Böyle bir teşkilatla devletin nabzını, milletin nabzını, istihbarat teşkilatı, belki bugün MİT diyebileceğimiz teşkilatı sağlam kurdurmuş ve ciddi bir ağ ile de arkadaşlar bakın herkes birbirine ne yapmış? Jurnal diye bilmiş. Bakın şuraya jurnal, şuraya bir jurnal yazalım. Jurnal. Bakın 60'a yakın jurnal var. Muallim Ömer Fevzi'nin Mısır'a ve oradan Avrupa'ya ne suretle firar ettiğini mesela jurnali var. Binbaşı bilmem neyi jurnali. Evet, Ermenilere yardım eden Rus'la ilgili bir jurnal. Gibi arkadaşlar onlarca yıldız evrakı ile ilgili belge var. Ve biz bunu yıldız dediğimizde buradan arkadaşlar bulabilmemiz mümkündür. Bakın yani çok böyle gazeteler var. Şimdi Abdülhamid'in gazeteyle işi nedir diye sormayın. Abdülhamid döneminde bu gazetelerle de ilgili bu numarayı kaldırıyorum. Defter numarasını da kaldırıyorum. Bu şekilde Abdülhamid döneminde Abdülhamid'e sunulan gazetelerin tamamını bakın görebiliriz burada. Bu gazetelerle ilgili jurnali yapanlar ya da gazetelerle ilgili
bilgiler, işte şurada sizinle ilgili bu haber çıktı, burada sizinle ilgili bu var, şu var vesaire ya da herhangi gazetenin jurnalini biz burada rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın tasviri efkar diyor. Görüyor musunuz? Evet, Journal General de l'Instruction Publique, Fransız halk bilmem neyi. Mesela jurnal, yani Osmanlı Devleti deyince yabana atmayın, görüyorsunuz. Yabancı gazeteler basında ne yapılmış? Takip edilmiş. Ceride-i Havadis var. Ruznamçe-i Ceride var. Hani Abdülhamit döneminde ciddi bir arşiv oluşturulmuş. Bu jurnal de olabilir, gazete de olabilir, dergi de olabilir, tiyatro da olabilir, kişi de olabilir, herhangi bir görevli olabilir. Üç kişinin kapı önündeki bir konuşması da olabilir. 50 kişinin gizli bir şekilde toplanıp yapmış olduğu bir gizli toplantı da olabilir. Abdülhamit bunların hepsini arkadaşlar haberdar olmuş ama maalesef yine de İttihat ve Terakki'nin Mason lojalarında gizlice toplanıp kendisi aleyhine yaptırmış olduğu darbeye maalesef engel olamamıştı. Yani böyle de bir kaderin ayrı bir tecellisi var. Yani mesela Grajdanin diye bir gazete Rusya'dan, Novosti Rusya'dan, Daily Telegraph, yani ciddi bir yıldız arşivi var. Peki biz bunları nasıl öğreniyoruz arkadaşlar? Bu arşivlerle ilgili belgelerde bakın. Lütfen şuraya bakın. Bunu bir daha yapalım. Yıldız evrakını nasıl ulaşacağız diye soran kardeşlerimiz için son defa anlatalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Yıldız evrakına girmek için öncelikle Osmanlı arşivi, arşiv türü seçeceğiz. Ne seçiyoruz biz arşiv türü olarak arkadaşlar? Osmanlı arşivini seçiyoruz. Daha sonra Yıldız yazısına tıklıyoruz. Yıldız yazısına tıkladığımızda da arkadaşlar burada Yıldız Sarayı ile ilgili bize karşımıza şurada bakın bir fon açılacak şimdi. Üçüncü okun çıktığı yerde. Orada açılan fonda da Yıldız'la ilgili istediğimiz belgeleri seçtiğimizde, yani ne istiyoruz? Yıldız esas evrakını mı istiyoruz? Başka şeyler mi istiyoruz? Bunu da buradan seçtiğimizde arkadaşlar, mesela Yıldız esas evrakını seçtiğimizde ya da gazete seçebiliriz. Şuradan gazete seçtiğimizde konuyla ilgili bize bu sefer de arkadaşlar Yıldız esas evrakı ile ilgili tarih seçmek isterseniz seçebilirsiniz. Yok, ben bu Yıldız esas evrakında defter arıyorum derseniz bu sefer de arkadaşlar buradan bir defter numarası girmeniz için size ayrı bir kutucuk açılacak şuraya. Diyecek ki defter numarası girin. Biz buraya bir defter numarası girdiğimizde yaklaşık 1200'ün üzerinde Yıldız esas evrakı fonunda, yani başka fonlar da olabilir. Buraya biz defter numarası girdiğimizde bakın şu kısma diyelim ki 154 girdik. Bu kısma defter numarası girdiğimizde 154 numaralı defter açılacaktır. Ancak defter numarasının dışında sizin aradığınız özel bir, bizim aradığımız şöyle bir şey yapalım. Bizim aradığımız eğer özel bir kelime ise arkadaşlar bu kez de özel, bakın açıldı. 5 numaralı defterde bunlar var. Biz özel bir kelime arıyorsak kelimemizi de buraya yazacağız. Atıyorum, yazalım. Enver yazalım. Enver Paşa. Bu sefer de arkadaşlar Enver Paşa ile ilgili belge varsa çıkar. Demek ki yok. Diyelim ki Mithat Paşa ile ilgili çıkma ihtimali yüksektir. Çünkü en çok jurnale uğrayan kişi Mithat Paşa'dır. Belki D yapacağız bunu. Ya da T'yi
D yapacağız. Bakın yine çıkmadı. O halde arkadaşlar, ben yanlış yere numaraya ben yazıyorum. Defter numarasını atlayıp da buraya numara yazmadan yazdığımda Yıldız Esas Evrakı arasında Enver Paşa ile ilgili bakın çıkanları görüyoruz. Mithat Paşa ile ilgili Mithat, bugünkü Türkçemizle yazalım. Mithat Paşa ile ilgili yazdığımızda bir sürü belgenin çıktığını görürüz arkadaşlar. Ve bu şekilde de aramamızı yapmış oluruz. Yani Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili girebiliriz. Bakın Mithat Paşa ile ilgili girdik. Biliyorsunuz Mithat Paşa en son bir İngiliz ya da Fransız konsolosluğuna İzmir'de sığınmıştı. Aydın valisiydi o zamanlar. Daha sonra söz aldı adil yargılanacağına dair vesaire. İşte yani bu şekilde arkadaşlar Yıldız Evrakı ile ilgili belgeyi incelerken arşivden bu şekilde yararlanmamız mümkündür diyorum. Ve Ermeni tehciri ile ilgili yazılmış önemli bir roman, aşk ırk tanımaz roman arkadaşlar, arşiv belgelerinden yararlanarak yazılmış sadece roman değil, aynı zamanda gerçekleri anlatan bir belge niteliğinde, belgesel niteliğinde. O yüzden hem roman okumak hem sıkılmamak istiyorsanız bu eseri de almanızı size tavsiye ediyorum. Dersimizi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.